Malezya'da gerçekleşen Kuala Lumpur zirvesinde Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan milli paralarla ticaret konusunda bir açıklama yaptılar. Ve şunları ifade ettiler. Ticaret savaşlarının konuşulduğu bir dönemde milli paralarla ticaret meselesi aciliyet kazanmıştır. Şimdiye kadar oldukça başarılı sonuçlar aldığımız bu konuda sizlerle beraber çalışmaya hazırız. Yine milli paralarla ticaret konusunda diğer bir açıklamada Cumhurbaşkanı, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den geldi. O da dedi ki, karşılıklı ticaretimizi milli para birimleriyle yapmalıyız. Milli paramız olmadan dolara dayanarak ekonomik bağımsızlığımızı koruyamayız. Şimdi tabii bu açıklamalardan yola çıkarak şunu ifade etmemiz lazım. Gerçekten Türkiye'nin ve İran'ın bu açıklamaları yapan liderlerin bulunduğu ülkelerde milli para gerçekten var mı ve bu ülkeler milli paralarla ticaret yapıyor mu? Öncelikle milli parası konusunu konuşabilmek için bu formülün, bu çözümün kaynağına bakmamız gerekiyor. Ve milli paranın da mucidi Profesör Doktor Haydar Başbey'dir. Milli ekonomi modelinde 2005 yılında bu projeyi ortaya koymuştur. Milli para kelimesinin ve milli paralarla ticari tanımının da aynı zamanda patent sahibi de Profesör Doktor Haydar Başbey'dir. Peki milli ekonomi modelinde milli para nasıl anlatılıyor? Bakın bir paranın milli para olabilmesi için kesinlikle emek ve üretim karşılığı basılması lazım ve aynı zamanda o ülkenin kaynakları karşılığı basılması lazım. Eğer bunlar karşılığı basılmıyorsa o paraya milli para denmez. Milli para ne demektir? Milli para gücünü milletinden alan demektir. Gücünü devletinden, ülkesinden alan demektir. Dolayısıyla sizler eğer Amerikan doları karşılığı, Amerika'dan borç aldığınız dolar karşılığı paranızı devreye koyuyor ve Merkez Bankası'na bunu koyduktan sonra bunun karşılığı paranızı basıyorsanız buna milli para denmez. Çünkü milli para güçlü bir paradır. Eğer sizler başka para birimlerine bağımlıysanız nasıl güçlü olabilirsiniz? Ki bizler geçtiğimiz yılın 15 Ağustos'unda bunu yaşamıştık. Hatırlayalım, Amerikan başkanının bir tweetiyle beraber dolar bir anda 7.22'lere kadar çıktı. Şimdi soruyorum, eğer gerçekten bizim paramız milli paraysa, o zaman neden Amerikan başkanının tweeti bizim paramızın değerini belirliyor? Veya istedikleri zaman değerini yerin dibine sokuyorlar, istedikleri zaman dalgalandırıyorlar ve her aşamada bizi zarara uğratıyorlar. Milli para güçlü paradır çünkü gücünü kaynaklarından ve emek ve üretim milletinin emek ve üretiminden almaktadır. Ülkemizde bakın Profesör Haydar Başbey ne diyor? Hatta cebinden TL'yi çıkartarak 200 lira, 100 lira gibi bir para birimi çıkartarak bakın bunun üzerinde TL yazıyor ama bu para asla milli para değildir. Ülkemizde bir kuruş milli para yoktur ifadesini kullanmaktadır. Üzerinde TL yazmasıyla, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yazmasıyla bir para asla milli para olmaz. Bakın gösteriyoruz. Şimdi burada 100 lira değil mi? Yazıyor Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 100 lira. Ama şu para neyin karşılığı? Bu para borç aldığımız doların karşılığı. Profesör Haydar Başbey'in meşhur ifadesiyle doların tercümesi. O halde gücünü belirleyemediğimiz, değerini belirleyemediğimiz bir para nasıl bir milli para olabilir? Milli paramız yoksa ki Türkiye'nin de yok, İran'ın da yok. Yaptığımız ticaret nasıl milli paralarla ticaret olabilir? O yüzden milli ekonomi modelini uygulamadan asla milli paramızın olmayacağını, yaptığımız ticaretin de milli paralarla ticaret olmayacağını net olarak ifade edelim ve çözümün tek adresi olan milli ekonomi modelinde buluşalım diyorum. Saygılar sunuyorum.